Evet, hadi başlayalım. Hadi enerjiler enerjiler. Merhaba. Akasyana'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Akasyana'ya hoş geldiniz. Bu benim en hazır olduğum bölümlerden biri. Neden diye soracak olursanız. Hastane çantası hazırlamamı bana defalarca e, söylediler. Dediler ki Akasya abla hastane çantanı ne zaman? Ay ana 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 Akasya hastane çantasını ne zaman hazırlayacaksın? Bize hastane çantası hazırla hastane çantası hastane çantası 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 hastane. Yani bu how to Taytay bölümlerinden aslında yani bir şey nasıl yaparsınız falan bunlar çok tutuyor bir yandan daha. Yani öyle de bir gerçek var. Ama ben de dedim ki ya ben zaten kendi hastane çantamı öyle 400 düzgün hazırlamadım. Sana niye buradan ahkam keseyim? <laughs> Sonra tabii ki bunun da videosunu yapabileceğimi fark ettiğim zaman geçince de insan rahatlıyor biliyor musun? Bu YouTube işlerinde bir rahatlık geliyor. Ve ay, ay onu da koysam, bunu da koysam diye diye size en e, eksiksiz hastane çantasını vaat ediyorum dermişim ama bu da yalan olur çünkü <laughs> Öyle bir şey yok. İnsan her şeyi unutabiliyor. Hatta en önemli şeyi unutuyorsun. Hele böyle özendiğinde. Allah'ın saçmalıklar saçmalıklar. Koskoca bavul hazırlıyorsun. En önemli şey yok. Ondan sonra oturuyorsun ağlıyorsun. Mesela en önemli şeylerden bir tanesi. Bu çantaya bile geçmeden aslında önemli. Hastaneye giderken yanınıza almanız gereken, zorunlu olan trafik cezası yiyeceğiniz, çocuğunuzun canının sağlığını <laughs> bahis olduğu bir araçtan bahsedeceğim size. Tabii ki ana kucağı. Arkadaşlar ana kucaksız hastaneye sakın gitmeyin ya. Ana kucağını almak zorundasınız yani çünkü bebeği çıkardığınızda arabaya nasıl bindireceksiniz? Ve bunu unutmuş çok insan varmış. O yüzden hemen söyleyeyim. Hatta biz bile "Aa evet ya lazım" dedik hastaneye geldi o derece. O ana kucağı zaten alışın onunla. helalleşin. Uzun süre birlikte olacaksınız. Onu bakın, takın, deneyin, evirin, çevirin. Kemer üstüne nasıl geçiriliyormuş? Biz gibi olmayın. Biz olduk, siz olmayın. Öncelikle ana kucağını mutlaka yanınıza alıyorsunuz. Ondan sonrası kıl tüy. Buradaki şeylerin çoğu aslında... Yani gerçekten gerekli değil çok da fazla. Yani siz kendinizi rahat hissedin, biraz heyecanınız yatışsın falan diye. Bir de bunların çoğu eğer özel hastanede doğuruyorsanız, benim gibi falan... <laughs> özel hastanede doğuruyorsanız zaten aslında bunların çoğu veriliyor. Yani çocuğun üstündeki yeni doğan kıyafetine kadar. Ama tabii ki siz dayanamayacaksınız. Ona yeni doğan kıyafetleri alacaksınız. Zaten kaynınız da alacak, elçiniz de alacak, arkadaşlarınız da alacak. Bir yeni doğan silsilesi olacak olsun. İlk 3 ay kullanılır hepsi. Hiç şey yapmayın, reddetmeyin. Geleni kabul edin. sikret bu ya. Alın, verin. Neyse, gerçekten e, ihtiyaçlarımız şu yönde gelişiyor. Lakin dediğim gibi elzem olmayanları söyleyeceğim. Kesinlikle almanız gerekenleri de söyleyeceğim. Şimdi bir şöyle derince bir çanta bu çantanda ne var programlarında hep çantanın ne olduğu söyleniyormuş. Bana kimse sponsor olmadığından yine arkadaşıma kıyak yapıyorum. Bunu benim Antalya'da yaşayan bir arkadaşlarım yapıyor. Onlarla biz Fasalis inisiyatifinden tanışıyoruz. Yani çok çevre bilinci olan arkadaşlar. Fasalis koyunun kurtulmasını sağlayan kişiler. O yüzden benim onlara canım feda. Restore diye bir marka yaptılar ee, böyle kotları eski kotlardan geri dönüşüp şeyler yapıyorlar kotlar da yapıyorlar bir de çanta yaptılar bu benim aslında best çantam ama ben onu şimdi hastane çantası olarak değerlendireceğim çünkü çok şık falan ve derin şöyle hastaneye giderken zaten siz istesiniz de istemesiniz de size alınan şeylerden bir tanesi e, Lohusa da da yani Lohusalıkta da kullanacağınız e, hastane geceliği, onun bornozu ya da işte şeyi sabahlı ve terlikler. Aslında terlikler hastanede var. Çok fazla şeyiniz olmasın takmayın. Yani hastanedekiler daha kullanışlı ama hani derseniz ki ben misafir ağırlayacağım. Affedersiniz zor ağırlarsınız. Öyle bir şey yok. Doğurduktan sonra be diye kayıyorsun. Ondan sonra böyle bir gecelik. Bu gecelik e, bunu annem almış. Aferin ona. Çünkü bu işte emzirmek için kolay çıt çıtlı şurasından açılabilen nefret ediyorum bu aralıklardan ya şöyle fıt fıt gördüğünüz gibi ee, bunun normal versiyonları vardı hatta erotik versiyonlar da ama annelik grubunda bunlar şöyle rahatlıkla çıt diye açılıyor. Çocuğu enziriyorsunuz. Zaten şaftınız kaymış olacağı için oldukça iş, işlevsel. Geceliğinizi ay havalı olsun falan diye seçmeyin. Böyle bir şey seçin. Ve ona uygun da bir işte sabahlık mabahlık. Bu e, yedek geceliğiniz de olabilir. Annem bana pomponlu bir sabahlık almış. Bir de kocaman bir şey. E, tabii ki dedim onu anneciğim sen sonra şey yaparsın. Çeyizine koy. <laughs> Ee, böyle bunlar takımdı zaten. Bu da geceliği filan. Bu da ek olur içine. Bu da çok rahat yine önü açılabilir bir şey. Yani böyle bir aparat yoksa eğer önü çok kolay açılabilen kolaylıkla emzirebileceğiniz göstermek gibi olmasın. Bir şey seçin. Ee, i̇ş madem göğüsten açıldı benim acılarımdan size bahsedeyim. Ee, i̇lk emzirdiğinizde zaten şöyle bir dehşete düşeceksiniz. Keşke birisi bana bunu söyleseydi. O yaralar var ya. Onlar olmadan önce böyle bir ağrı, sızı, sızlama falan falan oluyor. Çünkü o bebek aranıyor. Aranırken baya böyle bir tahriş, acı, üzüntü, zorlanmalar yaşayacaksınız. Yaşamıyorsanız ne mutlu, kösele gibi bir deriniz var demektir. Yaşıyorsanız e, mutlaka pedleri alın. Ee, süt sızdırmak için değil bu ziyadesiyle çünkü o kostrum mu, kolostrum muydu neydi bakın anılarım. O kolostrum zaten belli bir miktarda geliyor. Asıl acılarınız için ve tabii ki du, 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 du. hindistan cevizi yağı mutlaka ve mutlaka hindistan cevizi yağı. Buzdolabında da koyun soğuk soğuk olsun onu böyle kaşıkla alın serin serin uygun olan bölgeye yerleştirin. Bakın bu rahatlama hissini hala hatırlıyorum. Bir de böyle doğal bir şey sürün. Hem sizi korur hem de bebeğinize zarar vermez. Çünkü yoksa onu silmekle milmekle uğraşmayın. Silme işlemi daha bir ızdıraplı. Soğuk sıkı. Mutlaka kullanın. Yine arkadaşa kıyak. Nilland.org'dan sipariş verebilirsiniz. Ulan valla ortaklık alacağım ha. Benim unuttuğum ama Allah'tan yine hastanede olan bir şey. Kadın bağı. <laughs> ya Fede niye kadın bağı denir ben de bilmiyorum. Pen yani pen. Büyük ama öyle şey pedlerden zarif, kanatlı minnak pedlerden değil. Böyle bildiğin papuç gibi bebek bezinden hallece Zaten yeni doğan bezi de böyle oluyor. Yani çocuğa bez orada var. Hastanelerde genelde oluyor. Sponsor oluyorlar hastanelere tek kullanımlık falan veriyorlar. Bunu bulmak zor olabilir. Ama benim size tavsiyem hastaneden vereceklerdir büyük kadın bağı. Ama asıl tavsiyem bu olacak. Eğer marka anlatsaydım bunun cidden reklamını yapardım. Gidin bulun. Neden yapmayacağım. Don. Bu hasta donu dedikleri. Nefis kadınlara işte altına falan kaçıran ablalara, teyzelere verdikleri bu. Allah'ım bu ne rahatlık, bu ne rahatlık. Bir de bu arada eğer sezeryen olduysanız e, mevcut bir şeyiniz olacak. E, akıntı durumunuz olacak. E, ve üstüne sinir bozucu bir şekilde bütün doğusalığınız boyunca sürecek. O yüzden bunlarla şimdiden tanışın, barışın, koklaşın, helalleşin aynen. Ee, bir de o sezeryen dikişi yüzünden ya düşük bir iç çamaşır seçin dikişin altında ya da üstünde. Asla normal bir çamaşır, klasik çamaşır giymeyin. Tam çizgisi üstüne geliyor. Aman Allah'ım yani çok büyük acı çekersiniz ağrıtır feci söyleyeyim. Dikişleriniz canınızı oldukça sıkacak. O yüzden ya böyle anneanne donu gibi e, eski giydiğiniz e, hamileyken giydiğiniz karnınızı tutsun diye giydiğiniz donlardan. Ya da işte bu bunları kullanabilirsiniz ki bence bunlar çok daha iyi. Kullanat oldukları için daha hijyen. E, ve tabii ki o iyi ranch. <laughs> Emzirme sütü yani bakar mısınız? Bende böyle bir göğüs var mı? Büyüse bile ne kadar olabilir ki? Kendime gittim. <laughs> o kadar nasıl bir acı ve böyle çok şişecek falan korkusu nasılsa kendime gitmişim kaç almışım ben bunu ya kaça almışım diye fiyat değil kaç 85 d almışım çiş akasya dur nereye gidiyorsun sen kim 85 d kim yani nasıl senin o Lan bunun bir tanesi senin iki göğsün var. Bu sütyenlerden de alın sonsuza kadar sonra da işinize yaramayacak nasıl olsa yakın onları. Bebek bezi yani herkes alır ama gerçekten gereksiz. Boşuna yer kaplayacak. Ama tabii yolda giderken falan bir şey olur falan filan. Bebek bezi de alın. Bunlar benimkilerin 3-4 numaraları. Bunları almayın tabii. Sizin kullanacaklarınız şu benim demin gösterdiğim kadın bağından bile küçük. yeni doğan bebek bezi mutlaka yanınıza alın demiyorum. Hastanede vardır. Ama siz alın. Yani bulunsun yanınıza bir iki. Müslin müslinler içinde. Arkadaşlar müslin tabii ki müslin o çocuğu. Önce yeni doğanınızı giydirdikten sonra bu müslinlere sararsınız. Orasını burasını sarmalamak isterseniz. Müslim bundan sonra sizin hayatınızın temel malzemelerinden biri. Bunu da hastane çantasına koyabilirsiniz. Burada arada hastane çantasını dağıttım yerleştirmedim. Dur şunları koyayım. Böyle dağınık koymayın. Düzgün koyun ya. Havanız olsun. Terlikler hiç kullanılmamış. Rahat bir terlik olsun. Böyle arkalı falan almayın. Onlar o kadar kullanışlı değil. Anacığım özenmiş almış. Bunlar petler. Hindistan cevizi. Bezler. Telefonun şarjı. Arkadaşlar çok tuhaf ama <laughs> bir gerçek. Telefona ihtiyacınız bayağı olacak. Çılgınca aranacaksınız. O telefonu sizden biraz uzak tutsunlar. Ee, siz bakmayın pek yorucu bir şey çünkü. Öyle siz e, bu sizin düğününüz değil, nişanınız değil. Rahat olun, sakin olun. Yalnız olun odada. Yani bir çıksınlar gitsinler. Yan tarafta sakılsınlar. Orada yok lavasa şerbetleri yok, balonlar. Bu kafalara girmeyin ya. Onlar bir köşede yapılabilecekse yapılsın. Hastane ortamının sessiz, sakin, sıhhi olması gerekiyor. Öyle balonlar, pişpikler, bilmem neler, eğlenceler. Dışarıda, ötede, bebek için işte yeni doğan kıyafetleri açarsak bir body. Ondan sonra iki body. <laughs> Yetmez. Ee, ondan sonra aslında böyle bir tulum. Şapka. Bunların hepsini hastane veriyor özel hastaneler. Almasanız da olabilir ama özenirsiniz biliyorum. Alın. Eldivenleri unutmayın. Bu eldivenler niye biliyor musunuz? Bu eldivenler e, yüzünü gözünü çizmesin, cızmasın diye çiziyorlar ya. O jilet gibi o tırnakları o. Uççuk veletlerin. Sürekli eldivenle dolaştırmayın ama. Motor kabiliyetlerini şey yapıyormuş, köreltiyormuş. Bebek battaniyesi. Bunu da havalı havalı üstünü örtersiniz. O küçük şehzadenizin ya da <gülüyor> sultanınızın. <gülüyor> Onlar da bunu bebek arabasının üstüne çorap, çorap, çorap çorap. çorap ya minnak minnak ayakları oluyor bunların. yeni onlar çok daha küçük. Ben hepsini tabii ihtiyacı olanlara verdiğim için. Evde çok fazla şey tutmayın, saklamayın, hemen verin, hemen verin, alın verin. Analar alıp vermek için dir. Her şeyinizi paylaşın. Bir yatakta beş çocuk büyüttük biz şimdi benden sonrasına gidecek yan yatağım. Yani ikinci el siteler var, onları da satın. Gerçekten bunları değerlendirin, ee, ekonomik bir anne olun size tavsiyem. Öyle yeni olacak, yeni olsun, kızımın, yavrumun her şeyleri falan diye uçmayın. Gerçekten ben çocuğumu, ay bunlar ünlü ya bunun şimdi her şeyi gelmiştir kafası var. Evet bir şeyler geliyor ama yani onun gel gelmesini beklemiyorsun. Alıyorsun yine bazı şeyleri. Ay o yeni kullanmak ister falan var, onlar da yok. Arkadaşlar bebeğin yediği helal, giydiği haram. Hemen küçülüyor. O yüzden yepyeni zaten alıyorsunuz arkadaşınızda. Evet, böylece benim çantam hazır. Çantamı şöyle kapatıyorum. Heyecanla kullanacağım güne kadar bir köşeye koyuyorum dermişim. Yok, hastane çantanızı hemen doğumdan bir önceki gece mümkünse hazırlayın. Yani her şeyi bir yere koyun. Belki önceden hazırlanmayı seviyorsunuzdur. Son anda ihtiyacınız olan bir şey olabilir. Taze koymanız gereken şeyler olabilir. O yüzden bir gece önce hazırlayın. Bir köşeye koyun. Çok ağır olmasın. Bavul mavul abartmayın. Gözünüzü seveyim. Hafif annelik, özgür annelik bunu unutmayın. E, ve tabii ki kanalım Akasya Ana'ya abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.